Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu renklerden sizlere bir model çalışacağız. Ve tığımız 21 numara arkadaşlar. Şimdi modelimizin Yapımına geçelim arkadaşlar. Modelimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle yan yana iki bacalar, iki papatyalar, yapraklar arasında arkadaşlar. Çok hoş ve zarif bir model. Modelimiz bu. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yemenimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. İkişer dence çekerek tığ battılarını yapıyoruz ve sık iğne ile tığ battının içine giriyoruz arkadaşlar bir zincir çekip şöyle hafif tığımı uzattım orta boy bir örümcek yaptım bu şekilde bu örümceklerin hepsinin birbirine aynı boyutta olmasını özen gösterelim arkadaşlar şimdi buraya iki defa tığımın başını doladım bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bir iki 2 2 4 seferde alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane bir zincir çekiyorum. 5 zincirimi çekip döndüm. Buradaki trabzan tepesini arkadaşlar arka yüzündeyiz. Kapattım. Buraya bir yuva yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bu yapmış olduğum yuvanın için arkadaşlar bu şekilde trabzanlar yaparak kirpik yapacağım. Şu yaprağı oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi trabzanımın içine 5 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. Buraya bir tane trabzanıma kirpiğini oluşturdum. 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya. 2, 2, 2 olarak girdim. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya yine 5 zincirden kirpik yapıyoruz. Kapattım buraya. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. 5 zincir. Kapattım arkadaşlar 3. kirpiğimi. Tekrar buraya arkadaşlar tığımın başını en son 3 defa veyahut 2 defa dolayalım arkadaşlar. Yine aynı 4 seferde çekelim. 1 2 2 2 olarak bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzan. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum trabzanımın tepesine. 7 tane arkadaşlar trabzan dolduruyorum. 4 5 6 ve 7 8. de buradaki ana yuvamda yapıyorum. Yine arkadaşlar bu yapmış olduğum trabzana da 7 tane sık iğne yapıyorum. Yaprağımın sap kısmına tamamlamış oluyorum. Dal kısmını 3 4 5 6 ve sonuncu sık iğne 7. Hemen arkadaşlar buradaki bir yanındaki tığ battıya batmışız. Yine biz de buraya bir yanındaki aynı değildi de bir yanındaki yere yap, batarak bu şekilde yaprağımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu büyük olan yaprağımız. Şimdi küçük olan dalımızı yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle yine aynı büyüklükte arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. İki defa doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya iki 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 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum buraya altı tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı altı zincirimi bu şekilde yuva olarak arkadaşlar şu çiçeğimi yuva olarak yapıyorum geriye kalan kısma beş tane bir iki üç 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. 6.yı da yandaki tığ battımın içine arkadaşlar giriyorum bu şekilde. Buraya da küçük trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar tekrar bir zincir yapıp tekrar bu baştaki yaprağımızı bir tane daha yapalım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp yine aynı büyüklükte Zaten el alışıyor arkadaşlar. Aynı büyüklükte örümcek yapıyor. İki defa doladım. İki tığ batta atlıyorum. Üçüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki. Şöyle uzunca bir trabzan yaptım. Buraya beş tane zincir. Beş zincirimi döndüm. Trabzanımın tepesini arkadaşlar. Bu şekilde buraya kapattım. Yaprağım için yuva. 1 2 3 zincir döndüm düz yüzüne bir defa doladım bu yaptığım 5 zincirli yuvanın içine arkadaşlar yaprak yapacağım 1 2 ve 2 trabzanımı yaptım 5 zincir yaptığım bu trabzana tomurcuk olarak kapattım 2 defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 2 alarak 3 seferde yine ikinci trapezimi yapıyorum. 5 zincir tomurcumu kapattım. 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum bu şekilde. 1 2 2 2 4 seferde. 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya üçüncü tomurcuğum arkadaşlar bu şekilde tekrar iki defa doluyorum son trabzanımı da aynı şekilde bir iki 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 olarak aldım son trabzanıma üç tane zincir çekiyorum arkadaşlar kapatıyorum trabzanımı geriye kalan kısma yedi tane sık iğne yapıyorum üç dört beş 7 ve 8 şey pardon arkadaşlar 8. buradaki 5 zincirli yuvada yapıyorum bu şekilde yaprağım hazır arkadaşlar ve 7 tane de arkadaşlar bu yaprağımızın dal kısmına yapıyoruz sık iğnemizi 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. de arkadaşlar. Bir yandaki tığ battanın içine girdim. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar büyük yapram hazır. Hemen arkadaşlar bir zincir çekiyorum buraya. Bu şekilde. Yine aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 2 2 2 alarak şöyle yine küçük bir trabzan yaptım. Buraya arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde bir yuva yaptım. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Altıncıyı da hemen yandaki tığ battımı yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde trabzanım da hazır arkadaşlar. Yapraklarımız bu şekilde. Bir büyük yaprak, bir tane küçük sık iğneli trabzan olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sıra bu çiçeklerin yapımına geldi. İki zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar. Şimdi şu papatya kısmının yapımına geçelim. Buradaki 6 zincirli yuvamın içine sık iğne ile ipimi tutturdum. Buraya papatyalar yapacağız arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde buraya 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar 1 2 zincir çekip dönüyorum buradaki yaprağımın ucuna sık iğnemin ucuna yaptığım 3 zincirimin içine bu şekilde sık iğne ile geçiş yaptım 6 tane zincir çekip buraya yuva yapacağım 6 zincirimi bu 3 zincirimin içine kapattım 1 2 3 zincir dönüyorum 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar üçer seferde aldım bir trabzan yaptım yine 2 defa doluyorum yine aynı yuvaya 2 2 2 3. tırabzanım. 2 defa doluyorum, yuvaya girip 2 2 2. Toplam burada 4 tane tırabzanım oldu. Aynı şekilde aldım ve buraya 3 zinciri çekerek yuvada kapatıyorum. Hem de bu 5. tırabzanım olarak geçiyor arkadaşlar. Papatyamın yaprağının biri hazır. 3 zincir 2 defa doladım. Yuvaya girip 2 2 2 olarak aldım. 2 tırabzan. 2 defa doluyorum tığımın başına. 2 2 2 3. 2 defa doluyorum yuvaya girip 2 2 2. Yine 4 tırabzan yaptım bu şekilde arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Kapatıyorum yuvaya 3 zincirimi. Yapramın biri daha hazır arkadaşlar. 3. yaprak için tekrar 3 zincir çekerek başlıyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 3. Yuvaya girdim. 2 2 2 4. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde 3 tane yaprak yaptım. Papatya hazır. Arkadaşlar şu iki zincirle yukarı çıkmıştık. Oraya iki zincirle tekrar bu yaptığım son trabzanın arasına iniyorum bu şekilde. Şimdi 3 2 zincir çekiyorum iniş olduğu için arkadaşlar. Hem de yaprağımı kapattım. Buraya iki zincirimi 5. trabzan olarak yaptım. 3 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Diğer yaprağımın yapımına 2 defa tığımın başını doladım. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. 2, 2, 3 seferde alarak bir trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 Bu da 4. trabzanım. 1, 2, 3 zincir yuvada kapattım ikinci yaprağı tekrar 3 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 3 oldu 2 2 2 4 oldu 1 2 3 zincir yuvaya girdim sık iğne ile kapattım bir zincirimi çektim arkadaşlar. Papatyalarım hazır. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu arkadaki 2-3 tane ilmekten alıyorum. Çektim. Bu şekilde. İpimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Ütüsüz hali bile dediğim gibi ütülü gibi arkadaşlar. Yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.